أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب كتابنا قاضمز ديردن دوام ediyoruz. En son elbâb-ı sâlifunun nevhlerini görüyorduk. Dörtüncü nevhün dörtüncü kelimesinde kalmıştık. El-kelimetu râbi'atu, dörtüncü kelime. Mimme câ'e ala erba'at evcuh, dört vece üzerine gelen dörtüncü kelime men kelimesidir. Bi fethil mimi, mimin fethesiyle. Fetekunu târaten şartiyeten, bazen şart olarak kullanılır. Kelleti, fi nehu şu örnekte olduğu gibi, Estaizu billah men ya'mala su'en yujza bihi. Sadakallahul azim. Bu ayet-i kerimede burada men kelimesi ismi şart olarak kullanılmış. Burada iki tane fi'lu mudari cezm yapmış. Bu ayetin tahlini yaparsak burada ya'mal kelimesi fi'lu şart, yujza kelimesi ise cevabı şart olarak mezum olmuştur. Tabi ya'mal kelimesinin cezm olması sukuniledir. Yüzze kelimesinin ise cezm olması illet harfine hasfe gitmesiyledir. Ve tarete mevsuleten, bazen mevsul olur. Kelleti fi nehuş örnekte olduğu gibi, estaizu billah ve minen nâsi men yekûlu, sadakallahul azim. Bu ayet-i kerimede burada kullanılan men kelimesi ismi mevsul, yekûlu kelimesi ise onun sıllesi. Yekûlu'nun içinde huve zamiri yani faali, o da mene dönüyor. Burada men kelimesi, burada ismi mevsul, mübteda muahhar minen nasi kelimesi ise haber mukaddem oluyor. Ala ahadil ihtimaleyni, burada şarih diyor iki ihtimaldan bir tanesinin i'rabı bu şekilde veriliyor. Yani terkibi bu şekilde veriliyor. Ki başka terkibi verenler burada men kelimesinin nekire-i mevsuf olduğunu söylüyorlar. Bu durumda men kelimesi mevsul olduğu zaman fettehtacu ila silatin ve a'idin. Bu durumda sıla ve a'id zamire ihtiyaç duyar. Ve tareten istifhamiyeten, bazen istifhami olarak kullanılır. Kelleti fi nehu şu örnekte olduğu gibi estaizu billah men ba'fena min merkadine. Sadakallahul azim. Yattığımız yerden kim bizi diriltti şeklinde. Buradaki men kelimesi ismi istifham olarak kullanılmış. Sonrasındaki cümle ise onun menin haberi oluyor. Bu durumda fetehtacu ile cevabin cevaba ihtiyaç duyuyor. Ve tareten nekireten mevsufeten. Men kelimesi bazen nekire-i mevsuf oluyor. Kelleti fi nehu şu örnekte olduğu gibi. Marartu bi men mu'cibin leke. Marartu bi men, o kimseye uğradım. Mu'cibin leke, seni şaşırtan kimseye uğradım. Burada men kelimesi nekiredir ve mevsuftur. Yani sıfatlanmış. Bu örneğinin tahlilini yaparsak marartu fiil faal. Burada min car harfi, men burada mecrur. Tabi carul mecrur marartu en mutalık. Burada mu'cibin kelimesi menen sıfatı oluyor. Burada men kelimesi mevsuf, mu'cibin sıfat, leke ise car-ı mecrur mu'cibin kelimesine mutalık oluyor. Ey burada men kelimesi bi insanin mu'cibin leke. Yani oradaki men kelimesi insan olarak takdirini verdik. Ve tehtacu ila sıfatin. Bu durumda men kelimesi mevsuf olarak geldiği zaman sıfata ihtiyaç duyar. Ve ecaze Ebu Ali'l Farisi'yu fi men, ki mende Ebu Ali'l Farisi caiz görmüş. Entaka nekireten tameten, nekire-i tam olarak geldiğini de söylemiştir. Bu durumda nekire-i tam olarak geldiği zaman fela tehtacu ila sıfatin. Bu durumda sıfata ihtiyaç duymaz. Ve hamele aleyhi kavlehu, şairin şu sözü bunun üzerine hamletmiş, yani tabi kılmış. وَنِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِرِّنْ وَاِعْلَانِنْ. Bu şiirin manası وَنِعْمَ مَنْ, o kimse ne de iyidir. هُوَ o, فِي سِرِّنْ, gizlilikte de وَاِعْلَانِنْ, ve açıklıkta. Yani gizlilikte ve açıklıkta o ne iyi bir insandır. فَفَاعِلُ نِعْمَ مُسْتَطِرٌ فِيهَا. Dolayısıyla ni'menin faali içinde müstatir
ve men kelimesi temyizun, şiirde geçen men kelimesi temyiz olur. O zaman mahalle mensup bi ma'na şahsan. Şahsan orada şahsa manası olarak alınıyor. Ve damirun munfasilu, oradaki şiirdeki huve munfasıl olan zamir, huvel mahsusu bil madhi, madh ile has kılınmıştır. Ey, o zaman bu şiirin takdiri ve ni'me şahsan şeklindedir. Huve ki pekala bu kimdir? Ey yani Bişr ibn Mervan, Mervan'ın oğlu Bişr'dir. El mezkuru fil beyti kablehu, önceki beyte zikredilen ki Mervan'a, Mervan'ın oğlu Bişr'e dönüyor oradaki huve zamiri. Ennev'ul hamisu, beşinci nev, minel enva'i semaniyeti, sekiz nev'ten beşinci nev, ma yati minel kelimati ala hamsati avcuh, beş ve cüzene gelen kelimelerdendir. Ve huve şey'ani, buna iki şeydir. Ahaduhuma ayyun, bunlardan bir tanesi ayyun kelimesi, bi fethil hemzati ve teşdidil ya'i, hemzenin fethesi ve ya'nın şeddesiyle okunmasıyladır. Fetaqa'u taraten şartiyeten, bazen ayyu kelimesi ismi şart oluyor. İsmi şart olduğu zaman fetehtacu ila şartin ve cevabin, bu durumda şart ve cevaba ihtiyaç duyuyor. Vel ekseru çoğunlukla en tettasile biha ma ezzaidatu, çoğunlukla ma ezzaide buna bitişiyor. Nahvu örnek, estaizu billah, eyyemel eceleyni kadaytu fela udvana aleyye. İki vakitten hangisini yerine getirirsem, kadaytu kelimesi burada yerine getirmek, fela udvana aleyye, artık üzerime düşmanca davranılmaz. Fe eyye kelimesi ismu şartin, burada eyye kelimesi ismu şarttır. Mef'ulun mukaddemun li kadaytu, kadaytunu öne geçmiş mef'uludur. Ve kadaytu kelimesi fi'lu şart, ayet kelimede geçen orada kadaytu kelimesi fi'lu şart oluyor. Ve cümletu felâ udvâne aleyke kelimesi ise cevabı şart oluyor. Ve teka'u târeten istifhamiyeten, eyyü kelimesi bazen ismi istifham oluyor. Fetehtâcu ile cevabin, bu durumda cevaba ihtiyaç duyar. Nahu örnek, eyyüküm zâdethu hâzihi imâne, bu hanginizde imanı artırdı şeklinde. Burada baktığımız zaman eyyü kelimesi burada ismi istifham olarak kullanılmıştır. Fe eyyün mübteda, burada eyyün kelimesi mübtedaun mübteda ve haberuhuma ba'dahu, bundan sonraki eyyü kelimesinden dolayı, yani burada eyyü kelimesi mudaf, kum eyyü mudaf, kum kelimesi mudafili olmakla beraber eyyü burada mübteda, zadethu şeklinde oradaki ondan sonra gelen kelimeler ise, kelime ise haberi oluyor. وَتَّقُوا تَعَرَةً مَوْصُولَةً, bazen eyyü kelimesi mevsul olarak vakı oluyor. خِلَافًا لِثَعْلَبْ, ثَعْلَبًا خِلَافَنَا فِي زَعْمِهِ أَنَّهَا لَا تَقَعُوا مَوْصُولَةً أَصْلًا, ki ثَعْلَبْ söylemiş ki, o zannetmiş ki kesinlikle mevsul olarak vakı olmaz. Yani ismi mevsul olarak. وَيَرُدُّهُ نَحْوُ, şu örnek ona bir itirazdır. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ أَشَدُّ, burada eyyuhum kelimesi burada ismi mevsul olarak kullanılmıştır. Fe eyyü kelimesi mevsuletun, bu ayet-i kerimede kullanılan eyyü kelimesi ismi mevsul. Huzife sadru silatiha, burada sadru silah hasfe gitmiştir. Çünkü eyyü kelimesi ismi mevsul olduğu zaman ona bir sıla lazımdır. Orada dolayısıyla orada huve mübteda eşeddu haber, İsim cümlesi huve eşeddu mübteda haber cümlesi eyyunun sılesi olacak. Bu duruma denilmiş ki eyyü kelimesi mevsuldur. Huzife sadru silatiha, burada sadru silesi hasfe gitmiştir. Yani takdir şudur. Ellezi huve eşeddu, yani eyyü kelimesi ellezi olarak takdir ediyoruz. Ellezi huve eşeddu, dolayısıyla orada huve kelimesi hasfe gitmiştir. Kalehun sibeveyhi, bunu Sibevehi söylemiştir. Ve men tabe'ahu, ve buna tabi olan, yani Sibevehi'ye tabi olanlar. Ve hiye indehu mebniyetu ala dammi, dolayısıyla bu Sibevehi'nin yanında eyyü kelimesi burada bu ayet-i kerime ismi mevsul olup da mebnidir, deme üzerine mebnidir. İza udife, ne zaman ki idafeli gelse, ve huzife sadru silati, ne zaman ki sadru silasi hasse gitse. Nasıl ki bu ayet-i kerimede eyyü kelimesi ilafeli kullanmış. Çünkü eyyü mudaf, hum mudafili ve burada sadru sile, yani silenin başı ve hasse gitmiş. Bundan dolayı imam-ı burada Sibevehi'ye göre bu durumda mebnidir.
Kehâzil ayeti bu ayetten. Dolayısıyla bu okuduğumuz ayette kelimesinde lenanzi'anne kelimesi eyyuhumda amel etmiş. Yani eyyü kelimesi burada eyyunun kelimesi mef'ulu bih'tir. Demezene memnûlu mehale mensuptur. Zaten sıla cümlesinde de mehalen i'rab yoktur. Ve kâle men o kimse demiş ki râ'a enne eyyen el mevsûlete la tubnah. Yani tabi eyyü kelimesi mevsûla kabul edip de mebni olmayanlar ki ve innema hiye mu'arabetun daimen, sürekli bunların yanında eyyü kelimesi hiçbir zaman mebni olmaz. Ki eyyü kelimesi mevsul alanında muhakkak mu'arabtır. Bunlar demişler ki hiye huna, burada yani bu ayet-i kerimede fi hazil ayeti istifhamiyetun mübtedaun. Bu ayet-i kerimede eyyü kelimesi deme üzerine mebni olarak okunan eyyü kelimesi burada ismi istifhamdır ve mübtedadır. O eşeddu kelimesi ise haberuhu şeklinde söylemişler. Ve aleyhil kufiyyune, ki kufiler de bu görüş üzerinedirler. Ve cemaatu minel basriyine, Basralılardan bir cemaata, bir topluluğu da bunun bu görüş üzerinde. Minhumuz zeccacu, ki imamu ezzeccac, o da bu görüş, o da onlardandır. Yani Basralılardan ve bu görüş üzerindedir. Ezzeccac demiş ki ve kale demiş ki ma tebeyyeneli, benim için açığa çıkan enne sibeveyhi valiqta. Muhakkak sibevehi illa fi mes'eleteyni, sibevehi iki yerde yanlış yapmıştır diyor Ezzeccac. Diyor ihdâhuma hâzihi, bu iki yerde yanlış yaptığı yerlerden bir yer burasıdır. Fe innehu yusellimu enneha tu'rabu izâ ufridet, ki diyor ki sibevehi fe innehu yusellimu, muhakkak sibevehi kabul ediyor enneha, yani eyyü kelimesi tu'rabu, eyyü kelimesi i'rab alır. İza ufridat, yani müfred, yani idafesiz geldiği zaman idafesiz geldiği zaman, burada müfredten kası idafesiz demektir. İdafesiz geldiği zaman sibeyhi bunun mu'rab olduğunu kabul ediyor. Fe keyfe yekulu bi binaiha, ve nasıl söylüyor ki iza udifet, nasıl söylüyor ki eyyü kelimesi idafe olduğu zaman nasıl bina mebni olur, bunu nasıl söyler şeklinde burada ezzeccaş kelimesi sibeveyhi'ye itiraz ediyor. Burada şunu söylemek lazım. Sibeveyhi eyyü kelimesinin mebni, ismi mevsul olup da mebni olma durumu. Çünkü eyyü kelimesinin 4 tane durumu vardır. 3 tane durumunda mu'arattır, bir durumunda mebnidir. Ki bu ayette olduğu gibi, o bir durum da bu ayette olduğu gibi. Yani eyyü kelimesi idafeli gelip de sadr-ı silesi hasfe gittiği zaman eyyü kelimesi mebni olur. O zaman i'rabını mehalen alır. Ve teka'u târeten, eyyü kelimesi bazen vâki olur. Dâlen, dâleten ala ma'nel kemali, kemalin manasına delalet edecek şeklinde vâki olur. Lil mevsufi biha fil ma'na, ma'nada mevsufunun kemal manasını veriyor. فَتَقَعُ صِفَةً لِنَكِرَةٍ, nekire sıfat olarak vâki olur. قَبْلَهَ, yani kendisinden önceki nekire sıfat olur. نَحْوُ قَوْلِكَ, şu sözde olduğu gibi هَذَا رَجُلٌ اَيُّ رَجُلٍ diyoruz. Burada هَذَا kelimesi mübteda, رَجُلٌ haber, اَيُّ kelimesi رَجُلٌ sıfatı, اَيُّ مُدَفْ, رَجُلٌ kelimesi مُدَفْ اِلَيْهِ. فَاَيُّنْ صِفَةٌ لِرَجُلٍ, burada eyyü kelimesi racülün sıfatıdır. دَالَتُنْ عَلَى مَعْنَى الْكَمَالِ, burada kemal manasını ifade eder. اَيْ هَذَا رَجُلٌ كَامِلٌ فِي صِفَاتِ الرِّجَالِ, yani mana هَذَا رَجُلٌ, bu bir adamdır. كَامِلٌ فِي صِفَاتِ الرِّجَالِ, ricalığın sıfatlarında mükemmel olan bir adamdır şeklinde diyoruz. وَاتَّقُوا تَارَةً حَالًا, bazen eyyü kelimesi hal olur. لِمَعْرِفَةٍ قَبْلَا, kendisinden önce geçen ma'rife bir ismin hali olur. كَمَرَرْتُ بِعَبْدِ اللّٰهِ اَيَّ رَجُلٍ şeklinde. اَيَّ kelime, فَاَيَّ kelimesi mensubetun عَلَى الْحَالِ, hal üzerine mensubtun, min عَبْدِ اللّٰهِ, عَبْدِ اللّٰهِ kelimesinin halidir. Yani kamilen fi sifati ricali, yani مَرَرْتُ بِعَبْدِ اللّٰهِ, ben Abdullah'a uğradım, o Abdullah'ın hali kimliği ki racunluğun sıfatlarında kemale ermiş idi. Ve taqav taraten vaslaten, bazen vesile olur, yani araç olur. Linidai ma fihi el, o münada için ki kendisinde el vardır. Nahu örnek ya eyyuhel insanu, sadakallahu l-azim. Bu ayet-i kerimede baktığımız zaman
Ya kelimesi burada nida harfi. Eyyü kelimesi burada munada. Tabi burada eyyü kelimesi hakki munada değil. Normalde el insan kelimesi burada hakki munadadır. Tabi insan kelimesine elflam taksi olduğundan dolayı orada tarif edatı elflam taksi ya da tarif edatı. Dolayısıyla iki tane tarif edatı yan yana gelmediğinden dolayı burada ne yapıyoruz? Mübhem bir isim yani eyyuhayı araya getiriyoruz. Dolayısıyla burada eyyü kelimesi munada oluyor. Demme üzerine mebni eyyü mudafha mudaf ile el insan kelimesi de eyyü kelimesinin sıfatı oluyor. Fe eyyü kelimesi munada ve ha li tenbih ve li insan nahtu eyyin. Dolayısıyla insan kelimesi orada orada insan kelimesi eyyü kelimesinin sıfatı oluyor. Ve hareketuhu i'rabiyetun. Burada el insan kelimesinin i'rabı, burada harekesi i'rabidir. Yani mebnilik harekesi değildir. Ve hareketu eyyin, eyyunun harekesi ise binaiyetun, onun harekesi ise mebnilik harekesidir. Burada kalalım. Bir dahaki derste devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.